Yukarıda çözünürlük sıcaklık değişimi grafiği verilen madde ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş arkadaşlar. grafiğimize baktığımızda egzotermik bir çözünme görüyoruz. Çünkü sıcaklık artmış çözünürlük azalmış. Yani ısı veren bir maddedir. Şimdi egzotermik çözünme olduğu için bu maddemiz et gazların çözünürlüğü genellikle egzotermiktir. Gaz olabilir ama bu maddemiz katı ya da sıvı da olabilir. Yani bir kesinliği yoktur. Çünkü çözünürlüğü egzotermik olan üç halde olabilir. Şimdi birinci yargımızda diyor ki basınç arttı. Çözünürlüğü artar. Yani basınç sadece gazların çözünürlü etkiler. Yani maddemiz et evet, gaz olsaydı basınç arttıkça çözünürlüğü de artabilirdi O zaman birincisine kesin doğru diyebiliyor muyuz? Hayır. B şıkkına baktığımızda sulu çözeltisi elektrik akımını iletir demiş. Yani burada iyon varsa sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Maddemizin fiziksel halini bilmiyoruz. Formülünü bilmiyoruz. Suda o zaman iyonik mi moleküler mi çözülür? Bilmiyoruz. Yani buna kesin doğru deme şansımız yok. C şıkkına baktığımızda ısıca yalıtılmış kapta suda çözünürken çözeltim sıcaklığı zamanla artar demiş. Evet ısı veren bir maddemiz olduğu için ısı verecek. ısı verdiği için sıcaklığı artıracaktır. Üçüncü ifademiz doğrudur. Basınç arttıkça çözünürlüğü değişmez demiş. Evet bakın gaz olsa değişebilir. Ama bu hallerden biri olsa değişmeye de Buna da kesin doğru diyemiyoruz. Doygun sulu çözeltisi ısıtılırsa çözünürlüğü artar demiş. Bakın bu ısıttığınızda sıcaklığı arttıkça çözünürlük azalacaktır. Bu kesin yanlıştır. Çünkü çözünürlüğü azalır olması lazımdır. O zaman burada kesin doğru olan C şıkkıdır arkadaşlar. Gümüş klorür katısının suda çözülme denklemi yukarıda verilmiştir. Buna göre Yukarıda verilen işlemlerden hangileri tek olarak uygulanırsa gümüş klorür katısının sağ sudaki çözünürlüğü artar denmiş. Et çözünürlüğü etkileyen faktörler için şunu söyleyebiliriz. Bir sıvının cinsi. Yani benzer benzeri çözer. Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler de apolar çözücülerde iyi çözünür diyoruz. İkincisi sıcaklık. Sıcaklıktaydı şunu söyleyebiliriz. Endotermikse sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Egzotermik çözünmelerde ise sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Ters orantıdır. Üçüncüsü basınç. Tabi basınç sadece gazların çözünürlüğünü etkiler ve basınç arttıkça gazın çözünürlüğü artar. Dördüncüsü ortak iyon. Ortak iyon çözünürlüğü azaltan bir faktördür. Ortak iyon varsa çözünürlük azalır. Evet birinci yargımıza baktığımızda sıcaklığı arttırmak demiş. Bakın ısı alan yani endotermik bir çözünme endotermik çözünme olduğu için sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. O zaman birincisi oldu. İkinci yargımıza baktığımızda aynı sıcakta çözeltiye sodyum klorür katısı eklemek demiş. Burada bu maddeme suya girdiğinde sodyum ve klor şeklinde yoğunlaşacaktır. Bakın klor klor ortak yoğun var. Ortak yoğun çözünürlüğü azaltıyordu. Burada azalır. Üçüncüsüne baktığınızda karıştırmak demiş. Karıştırmak çözünürlüğü etkilemez arkadaşlar. Yani burada çözünürlüğü etkileyen 4 faktörümüzü zaten yazdık. Burada değişmez. Bu durumda cevap yalnız 1 ve aşık olacaktır. Dibinde katısı bulunmayan 0.5 molar 200 mitrelik magnezyum nitratın sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta 200 metre saf su ilave ediliyor. Buna göre bu çözelti için aynı sıcaklıkta basınçta niceliklerden hangileri? artar diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi buraya su eklediğimizde molarite eşittir mol bölü hacim. Hacim arttığı için molarite azalacak. Şimdi e molarite azaldığı için buhar basıncı artacaktır. Çünkü bu maddelerin çözünen maddenin derişimi ne kadar yüksek olursa buhar basıncı da o kadar düşük olurdu. Yani düşme miktarı fazla oldu. Onun için burada molaritemiz azaldığı için buhar basıncımız artar. İkincisi iletkenlik demiş. İletkenlik iyonların molaritesiyle doğru orantıdır. Yani burada sonuçta iyonların moleritesi azalacağı için yine iletkenlik için şunu söyleyebiliriz azalır. Kaynama noktası da derişimle doğru orantılıdır. Burada yani molerite ile molerite azaldığı için kaynama noktası da azalır. O zaman burada artan tek yargımız 1 ve cevap A şıkkıdır. Yukarıda verilenlerden hangileri bir katının hem bir sıvıdaki çözünürlüğünü hem de çözünme hızını etkiler diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi çözünürlüğü etkileyen faktörümüz 4 tanedir arkadaşlar. Konunun tamamı için söylüyorum. Bir sıvının cinsi yani çözücünün cinsi de diyebiliriz buraya. Benzer benzeri çözer. Polarlar, polarlar da apolarlar. Apolarla da iyi çözünür diyoruz. İkincisi sıcaklık. Sıcaklık endotermik ya da egzotermik olmasına göre çözünürlüğü azaltabilir ya da arttırabilir. Üçüncüsü basınç. Tabi basınç sadece gazların çözünürlüğünü etkiliyor. Katılara etki etmez. Dördüncüsü ortak iyon. Ortak iyon varsa çözünürlük azalır. Bu dört faktör dışında hiçbir şey çözünürlüğü etkilemez. Yani öncelikle çözünürlük üzerinden gidersek çözünürlüğün cinsi etkileyebilir. Sıcaklık etkileyebilir. Temas yüzeyi çözünürlüğü etkilemez. Çözünme hızını arttırır temas yüzeyi. Yani toz şeker, pudra şekeri, ya da küp şeker üzerinden düşünebilirsiniz. Çözülme hızı için de evet yine çözünür etkiler yani benzer benzeri iç çözüldüğü için hızlı çözünür. Sıcaklık arttıkça çözülme hızı her zaman artar. O zaman bu durumda cevap 1 ve 2 ve C şıkkı olacaktır. Saf suyun 25 derecedeki buhar basıncı 29.2 mm civa olarak bilinmektedir. Aynı sıcaklıkta 126 gram suyun içerisine 54 gram glikoz katısı içerisinde 54 gram glikoz katısı çözülerek hazırlanan çözeltinin buhar basını kaç milimetre cıvadır diye sorulmuş arkadaşlar. Evet katı sıvı çözeltilerinde buhar basıncını şöyle hesaplayabiliyorduk. Çözeltinin buhar basıncı eşittir. Yani bir tane sıvımız olduğu için o sıvının suyun buhar basıncı çarpı suyun mol kütlesi şeklinde yapıyorduk. O zaman öncelikle molleri bulmamız lazım. Şuradan mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesini kullanabiliriz. O zaman burası 10 yani pardon 126 bölü mol kütlemiz 18. Evet buradan 8 mol çıkacaktır arkadaşlar. şurası 8 mol çıktı. Glikoz için de aynı formülü uygularsak mol eşittir. Kütlemiz 54 mol kütlemiz 180. Evet buradan 18'e böldüğümüzde yukarısı 3 Aşağısı on olur. Yani 3 bölü 10'dan burası da 0.3 mol çıkar. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Yani moleküler çözünmelerde belki başınızı ağrıtmayabilir ama iyonik çözünmelerde buna dikkat edin. Yani burada da aynı şey geçerlidir ama birebir çözüm için sorun çıkarmayacaktır. Yani buradan 0.3 mol attığımızda baş katsayısı eşit olduğu için 0.3 mol çıkacaktır. Yani bize biz e, mol kesimini bulurken, toplam mol alırken suda çözünen kısmı alıyoruz. İyoniklerde buna dikkat edin diye bir ekstra bilgi verelim. O zaman değerlerimizi yerine yazıyoruz. Suyun buhar basıncı 29.2 çarpı suyun molü 8 böyle toplam molümüz 8.3. Arkadaşlar 29.2 8.3'e bölüp 8'e çarptığımızda yaklaşık olarak 28 çıkıyor. Yani yaptığımızda 28.1 gibi bir değer çıkıyor ama şıklara baktığımızda yani yaklaşık olarak 28 alabiliriz. Yani burada cevap C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki kaplarda aynı sıcakta farklı hacimlerdeki su örneklerinde çözünebilecek maksimum madde miktarları verilmiştir. Bu maddelerin bu sıcaklıkta saf sudaki çözünürlükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet 100 gram su üzerinden sorulmuş. Bakın birincide zaten 100 litre su var. Yani su miktarlarını eşitlersek her üçü içinde burada yüzde 15. Şimdi 50 de 7 ise yüzde kaç yapar? 14 yapar. 2 ile çarptık, 100 yaptık, 2 ile çarptık, 14 oldu. 200 de 21 ise yüzde o zaman 10 buçuk yapar. O zaman burada en büyük x oldu. 15 daha sonra y oldu. 14 en küçükse z oldu. 10 buçuk. Bu duruma cevap a çıktı arkadaşlar. Bir çözeltinin donma noktası alçalması ölçülerek mol kütlesi belirlenmesi yöntemine kriyoskopi denir. X elementinin nitrat tuzundan 17 gram alınarak 200 gram suda çözülmesiyle Oluşan çözeltinin bir atmosfer basışta donmaya başlama sıcaklığı eksi 3.72 santigrat derece olduğuna göre X elementinin mol kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın burada donma noktası sabit vermiş. X'in alkali metal olduğu belirtilmiş. Burada azot ve oksijen de verilmiş. Şimdi arkadaşlar formülümüzü hatırlarsak formülümüz şu şekilde delta T eşittir donma noktası sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Yani burada şöyle söyleyelim. Donma noktası normalde suyun 0 derecedir. 3.72 derecelik bir düşüş yaşanmış. Yani 3.72 buraya yazdık. Donma noktası sabitimiz 1.86 molalitemizi bilmiyoruz. Onu bulacağız. Tanecik sayısı için de evet, şunu neden vermiş arkadaşlar. X bileşiklerine artı bir değerlik alır. alkalim metal dediğimiz için. nitratta da eksi birdir. Yani buradan çaprazlarsak bileşimiz X bir nitrat bir şekilde birleşirler. Şuradaki sayıları çapraz bölük iyonik bileşikler. O zaman suya attığımızda 1x bir de nitrat iyonu açığa çıkacaktır. 1'e 1 yani tanecik sayısı 2. O zaman buradan işlem yaptığımızda şurası da 3.72 yapar. Buradan molalitemiz 1 olarak çıkar. Et molaliteyi bulduk. Molalitenin formülü molalite eşittir. Çözünenin molü bölü çözücünün kilogram olarak ağırlığı. Şurası 1 çıktı. Molümüzü bilmiyoruz. Çözücünün kilogram olarak ağırlığı 200 gram demiş. Bine bölersek 0.2 kilogram yapar. O zaman buradan molümüz 0.2 mol çıkar. Onu da getirip şu formülde yerine yazarsak mol eşittir kütle bölü. Mol kütlemiz 0.2 eşittir. Kütlemiz 17. Böyle mol kütlemiz için de şöyle söyleyebiliriz. Bakın bileşiğimizi şurada söylemiştik. X NO3 yani bu şekilde olacak. Bu bileşiğin içerisinde bir tane X var. Bir tane azot var. 14. 3 de oksijen var. 16 çarpı 3'ten 48. O zaman 48 14 daha 62 yapar. X artı 62 yaptı. O zaman getirip mol kütlesinde yerine yazınız. X artı 62. Şimdi arkadaşlar 0 2 2 bölü 10 ya da 1 bölü 5 olarak yazabilirsiniz. İçler dışlar yaptınız. O zaman X artı 62 eşittir. 5 çarpı 17'den 85 62 karşı yaptık. x eşittir 85. 62'den bu işlemin sonucu 23 olarak çıkar. Yani cevap C şık olur arkadaşlar. 45 gram glikoz 108 metre suda tamamen çözülerek hazırlanan çözeltide glikozun mol kesri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bir maddenin mol kesilini bulmak istiyorsanız şöyle yapıyorsunuz. Onun molünü yukarıya yazıyorsunuz. O maddenin molü böyle toplam mol şekli yazıyoruz. O zaman bu verilen madde miktarlarında önce mole çevirmemiz lazım. Glikoz için yaparsak mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. Kütlemiz 45 bölü. Mol kütlemiz de 180. Yani burası 1 bölü 4'ten 0.25 mol olarak çıkar. Su için yaparsak Tabi burada bakın suyu 108 mililitre demiş ve altta suyun yoğunluğunun 1 olduğu belirtilmiş. Yani o zaman burası aynı zamanda 108 gramdır. Suyun yoğunluğu 1 olduğu için. O zaman mol eşittir 108 bölü mol kütlesi 18. O zaman 108'i 18'e böldünüz. 6 mol çıktı. O zaman getirip yerine yazıyorum. Şurası 0.25 toplam molümü 6.25. O zaman buradan virgülleri attınız. 25 bölü 625 sadeleştirdik. 25 ile yukarısı 1 yaptı. Aşağı 25'e böldüğümüzde 25 yapar. O zaman bu işlemin sonucu 1 bölü 25 olur. Yani bu durumda cevap değişik olur arkadaşlar. Verilen grafiğe göre 50 derecede 300 santimetre küp su ile hazırlanan doymuş çözelti 40 dereceye kadar soğutulursa Kaç gram X katısa çöker diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 50 derecede hazırlıyoruz, 40 dereceye soğutuyoruz. Şimdi buradan buraya baktığımızda 90'dan 70'e çöker, 20 gram çöker. Tabi bu 20 gram ne zaman çöküyor? Grafikte 100 santimetre küp su var. O zaman 100 santimetre küp olan grafikteki suda 20 gram çöküyorsa, soruda diyor ki 300 santimetre küp suyumuz olduğuna. Kaç gram çıkar? Buradan A eşittir 300 çarpı 20 bölü 100. Evet, bu işlemin sonucu, yani sadeleştirildiğiniz 3 katı 3 çarpı 20'den 60 olarak çıkar. O zaman cevap eşit olacaktır, arkadaşlar. 0.8 mol tuzun tamamının suda çözülmesiyle hazırlanan 2 litre çözeltiden 500 litre alınıp Üzerine aynı sıcakta 1500 litre saf su ekleniyor. Oluşan yeni çözeltinin molar değişme kaç olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyebilir miyiz? Moler eşittir. En bölü V. Şimdi 2 litrenin içerisinde 0.8 mol var. Yani 2 litre demek 2000 mililitre demektir. Hani bu sadece buraya litre vermiş. Diğerlerine mililitre verdiği için. 2000 mililitredir şurası. Şimdi 2000 mililitrenin içerisinde toplam 0.8 mol madde çözülmüşse biz bunun içerisinden 500 mililitre alırsak yani 4'te birini alırsak o zaman 0.2 mol'de madde almış oluruz. Evet bizim aldığımız çözelti bu şekilde. Bunun üzerine 1500 litre daha su ekliyoruz. Mol sayımız 0.2. bölü toplam hacmimiz 500 burada 1500 de su ekledik. 2000 yaptı. Yani 2000 mililitre yaptı. Tabi bunu da litreye çevirsek yine 2 litre yapar o zaman. 2 yazdık. 0.2 bölü 2'den bu işlemin sonucu 0.1 molar. Olarak çıkar yani cevap B şıkkı olur arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz ya da istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. İkinci olarak onu gösterebiliriz. Yani ilk, ilk önce şuranın molaritesini hesaplarsanız molarite eşittir M bölü ve 0,8 bölü 2 Başlangıçtaki moleriteniz 0.4 molar ve bu çözeltimizden 500 mililitre alıyormuşuz. O zaman su ekleme ya da su buharlaştırma daha hani ne diyorduk ya M1 V1 eşittir en son V son. m birimiz 0,4. Hacmimiz 500 mililitre aldık. Eşittir. Son molaritemiz kaç olur? Hani bu 500'ün üzerine 1500 de ekledik. Burası da 2000 yaptı. Evet buradan yine sadeleştirip yani bura buranın 4 katıdır. 4 ile de 0,4'ü sadeleştirip yine 0,1 molar sonucuna ulaşabilirsiniz. Bu da ikinci çözüm yolumuzdur arkadaşlar. Eşit hacimde ve aynı sıcakta su içeren iki ayrı kapta çözülmekte olan X ve Y arı yani saf katılanın kütlenin zamanla değişimleri grafikte verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımıza diyor ki Y'nin çözülme hızı X'inkinden büyüktür. Bakın mesela T1'e kadar belirli bir zaman aralığına kadar X'ler ne kadar çözülmüş? 10 çözülmüş. T1'e kadar Y'den ne kadar çözülmüş? 30 çözülmüş. Yani buraya bakabilirsiniz ya da toplama bakabilirsiniz. Bakın t 2ye geldiğimiz noktada x toplam 20 çözülmüş. Y ise toplam 40 çözülmüş. Yani aynı zaman aralığında Y daha fazla çözüldüğü için Y'nin çözülme hızı X'inkinden büyüktür. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda her iki katının da aynı sıcakta sudaki çözünürlükleri eşittir denilmiş. Arkadaşlar az önce de söylediğimiz gibi bakın bu maddemiz 50'den 30'a düşüyor. Toplam 20 çözünüyor. Bu maddemiz 50'den 10'a düşüyor. Toplam 40 çözünüyor. Bu maddemiz daha fazla çözündüğü için hacimlere eşit onda belirtin. Aynı hacimde bu maddemiz daha fazla çözünüyorsa y'nin çözünürlüğü daha fazladır. İkinci yargımız yanlıştır. Üçüncü yargımıza baktığımızda her iki çözeltide doygundur demiş. E, bakın x'ten de elimizde kalmış. Demek ki artık doymuş. Madde çözülmüyor. Y'den de elimizde kalmış. Demek ki Y'de artık çözülmüyor. Bu da doymuş. O zaman üçüncü ifademiz doğrudur. Bu durumda cevap C şıkkı yani 1 ve 3'tür arkadaşlar.